Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yılın en hızlı, en verimli aylarından birine giriş yapıyoruz. Bakalım Şubat ayının konu başlıklarında neler var? Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Balık burcunda yeni ay doğacak. Gezegeniniz Venüs balık burcunda Neptün'le birleşiyor bu ay. Ay boyunca Mars ikizler burcunda ileri harekette olacak. Bakalım detaylarda neler var, ay bize neler getirecek. Evet, dolunayın enerjileriyle güçlü ve umutlu bir şekilde başlıyoruz Şubat ayına. Hemen 5 Şubat'ta 16 derece Aslan burcunda dolunay var. Aşk dolunayı, şans dolunayı bu. Aslan'da olduğu için sizin de 11. evinizde olacak. Keyifli bir dolunay. Gerçekten böyle yaşamdan zevk alacağınız, umutlarınızın arttığı, gelecek hedeflerinize, projelerinize odaklandığınız, hatta yaptığınız, çalıştığınız bazı işlerin sonuçlandığı, bazı hayallerinize, dilekleriniz, umutlarınıza kavuştuğunuz sizin için şanslı bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa, yani güneş burcunuz olabilir, yükseleniniz olabilir, o zaman daha güzel destek veriyor size. Sabitlerde gezegenleriniz varsa aslan, kova, boğa ya da akrep, o zaman da çok etkili olabilecek. Yine önemli, dönüştürücü bir dolunay bu. 11. ev dolunayları gelecekle ilgili umutlarımızdır, projelerimizdir. Dolunay zaten bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir farkındalık getirir. Ya hani şu anda devam etmekte olan bir çalışmamız, bir projemiz, onun bir olgunlaşması, başkalarının dikkatini çekip görünür hale gelmesi mümkün. Ya bununla ilgili bir sonuç almanız, tamamlanması mümkün. Kuşkusuz bu size çalışmalarınızın karşılığını gerek maddi anlamda, gerek bir başarı, ün, takdir şeklinde toplumsal alanlarda getirebilir. Bunu unutmayın. Kariyerden gelen kazançlarınızla ilgilidir çünkü 11. ev dolunayları. Aynı zamanda arkadaş çevreniz, sosyal konular, işte organizasyonlar, toplumsal görevler olabilir. Özellikle arkadaş grupları ve kalabalıklar içerisinde yapılan her türlü etkinlik olabilir. Buralarda da bir etki, yani önemli bir etki getirebilir ve arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeniz, sosyalleşmeniz ve belki birlikte bir şeyleri yapmanız, tamamlamanız da yine bu dolunayla beraber mümkün görünüyor. Etkiler ayın 20'sine kadar olan süreçte devam edebilir. Şubat ayı hızlı bir ay sevgili teraziler ve keyifli bir ay. Çünkü son 2-3 aydır özellikle çok fazla retro gezegen tesirinde olmamız hayatımızı yavaşlattı. Yani düşünsek de planlasak da harekete geçemedik ya da hep bir şeyler engellendi ya da böyle bir belirsizlik vardı. Şimdi bunlar bitiyor. Gezegenler hızlı ve ileri harekette. Az rastlanan bir şekilde gökyüzünde retro etki yok. Yani bu da bu ayı gerçekten çok daha verimli ve daha hızlı hale getiriyor. Dolayısıyla hazırsak, planladıysak, düşüncelerimiz varsa, fikirlerimiz varsa bunları uygulayabiliriz, hayata geçirebiliriz. Kuşkusuz daha hızlı ilerlemesi ve daha güzel sonuçları almamız, engelle karşılaşmadan bunları hayata koymamız mümkün görünüyor. Ve bu ay Mars'ın da ikizler burcunda olması ay boyunca enerji anlamında sizi destekleyecek, bunu unutmayın. Yani ikizler burcundaki bir Mars zihinsel aktivitenizi arttırıyor. Daha hızlı düşünebilir, planlayabilir, programlayabilirsiniz. Öğrenciyseniz proje hazırlamanız, tez hazırlamanız, bir şeyleri yazmanız ya da başkalarını anlatmanız, konuşmanız, sunum yapmanız, iş ortamı ile ilgili, işle ilgili projelerde özellikle bir şeyleri anlatmanız, ifade etmeniz mümkün. Ve buralar gerçekten sizin adınıza çok değerli, çok da verimli bir şekilde ilerleyebilir. Bu ay daha fazla seyahat alanına enerji harcayabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir şeyleri okumak için, yazmak için, akademik çalışmalar için, hukuksal konularda olabilir bunlar. Hani buralarda daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Ve Merkür ayın 11'inden sonra Kova burcuna geçecek. 11'inden sonra Kova burcuna geçen Merkür'ün de burada size çok yaratıcı anlamda güzel destekleri olacak. Dolayısıyla hava elementinin bu artışı özellikle ayın 11'inden sonra günlük hayatınızı daha da hızlandırırken her türlü zihinsel faaliyetler, eğitim, kendinizi ifade etme, konuşma, yazma, işte yaratıcı faaliyetleri gösterme, sosyalleşme, insan gruplarıyla daha fazla bir arada olma, bilgi akışının artması, tabii ki interneti, iletişim cihazlarını daha aktif kullanmanız ve belki buralarda yine
eğitim olabilir, ticari aktiviteler olabilir, bilgi paylaşımları olabilir. Bunları daha yoğun bir şekilde hayata koymanız için sizi destekleyecek. Venüs Balık burcunda, biliyorsunuz ayın 20'sine kadar ki sizin yönetici gezegeniniz ve çok da güçlü Balık burcunda. Ayın 14'ü, 15'i, 16'sı Neptün'le birleşiyor 6. evinizde. Bu çok böyle ilahi bir akış, sezgisel, yaratıcı bir enerji ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda romantik etkileri de arttırıyor. Yani iş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle biraz daha belki yardımlaşma temaları, anlayış, empati geliştirebilirsiniz. Burada yardıma ihtiyacınız varsa bunları daha rahat alabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda ilham gerektiren, yaratıcı her türlü sanatsal aktivite, tasarım gibi böyle işlerde daha rahat becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Romantik ilişkiler de biraz daha iş ortamında ortaya çıkabilir. Biraz bunlar gizli veya platonik de olabilir. Bunun yanı sıra güzelleşmek, estetik, işte böyle sağlıkla ilgili, kişisel bakımınızla ilgili her türlü aktivite burada sizin için önemli hale geliyor. Yaşadığınız mekanların, çalıştığınız mekanların güzelleşmesi, iyileşmesi, tasarımla ilgili belki faaliyetleriniz olabilir. Bunları da rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. Ayın 20'sinden itibaren ise Venüs Koç burcuna geçecek. Bu tabii ki bir enerji değişimi oluyor. Çünkü ilişkiler alanınız hareket etmeye başlayacak. Ayın 20'sinde Balık burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 1 derece Balık burcunda doğacak. Sizin için bir iş, yeni bir çalışma şekli, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili belki bir yeni teklif, yeni bir proje, işte yeni bir yardımcı, asistan gibi bir durum oluşturabilir. Bunu unutmayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 1 derece ve yakınlarında Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler daha önemli görünüyor. Daha fazla bu yeni ay sizi etkileyebilir. Belki bir evcil hayvan edinebilirsiniz bu yeni ayın etkisiyle beraber. Çünkü günlük yaşamınızda bir rutin değişimi olabilir burada. Aynı şekilde belki bir giyim kuşamınızda bir değişim, estetik görünümünüzle ilgili bir değişim olabilir. Çalışma koşullarınızda bir iyileşme veya işte yardım alabileceğiniz farklı çalışma programları olabilir. Bir asistan gibi örneğin. Bununla beraber sağlıkla ilgili bu yeni ay sağlığınızı iyileştirme anlamında bazı kararlar verebileceğinizi, spora başlamak, belki bir diyete başlamak ve benzeri. Hani bunları da hayata geçirebileceğinizi işaret ediyor. Ayın 20'sinden sonra Venüs artık Jüpiter'in de olduğu Koç burcuyla birlikte hareket edecek. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve ikisi birlikte olacak ki bu genelde aslında Venüs Jüpiter'in birlikte olmaları gerçekten şansın büyümesi anlamında güzel etkilerdir, güzel kavuşumlardır. Ve özellikle Şubat'ın son günlerinde, önümüzdeki Mart'ın ilk yarısı içerisinde Venüs'ün Jüpiter'in birlikte hareket etmesi, ilişki evinize doğru bunların enerjilerini birleştirmesi, bu alanda sizin için eş, partner, evlilik, arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler anlamında çok daha şanslı, keyifli, gelişmeye, büyümeye açık, güzel bir dönemi başlatıyor. Tabii ki yeni ilişkiler olabilir. Ama evliyseniz, eşiniz, partneriniz varsa unutmayın, ilişkiniz çok daha verimli, çok daha keyifli hale gelecek ve eşinizin belki fırsatlarla karşılaşabileceği şanslı bir dönemini de işaret ediyor olabilir bu durum sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.